Bayram oyunu. Sakine Hanım'ın hatırı. Yazan Muzaffer İzgü. Yöneten Güngör Tekçe. Efekt Cemal Engindeniz. Oyunda rol alan sanatçılar: Semiha Yıldız Kültür, Bülent Çetin Köroğlu, bir kadın Nevber Altıneş, şoför yardımcısı Erhan Gökgücü, Sakine Hanım Elif Türkan Çölok, satıcı Sedat Demir. Bu çatı katı of aman, bir gün çat diye nah şu ikinci katta mı yoksa dördüncü katta mı bilmem durduruverecek kalbimi. Gel gel şekerim, gel ben sana masaj yaparım. Gel bakayım kalbini. Emme basma, tulumba gibi çalışıyor. Otur otur şekerim, otur. Bu genç yaşımızda kalp doktorlarının kapısını aşındıracağız 2 yıla kalmadan. Yahu şuraya bir asansör koysalar ya. Ne oldu şekerim? Ne olacak, her zaman yaptığın. Yahu sana kaç kez söyleyeceğim, öyle gelişi güzel yerlere iğne saplama diye. Ay aman, battı galiba, battı. Korkma korkma, yorgan iğnesi değil. Senin gömleğinin düğmesini dikiyordum da. Dur şimdi. Batmış mı? Batmış mı? Yok canım yok, ucu. Ucu birazcık girivermiş. Çektim işte. Şimdi biraz da tentir diyot oraya. Şimdi sürerim. İyi ki çuvaldızla falan işin yok. Ne dedin hayatım, anlamadım. Aman hiç. Dön bakayım şöyle. Bu kadarcık şey için hiç feryat edilir mi? Üfle. Tamam. Hadi olmasa neyse. Tas tamam, 8 tane iğnelik aldım, evin her köşesine astım yine de. Canım, sen birden kapının zilini çalınca. Hayatım, seni kapının önünde bekletmek istemedim. Geçen de doktor iğnemi vururken gördüm ama sizin kadar iğneden korkmayan insan görmedim dedi. Ben de ona dedim ki sayın doktor bey, ben her gün bunun antrenmanını yapıyorum. Hadi otur otur da sana bir kahve yapayım. Ha baksana. Ne o? Mektup babamdan geliyor. Yoksa bu bayramda mı yanımıza geliyorlar? Hayır, yalnız Sakine Hanım teyzem geliyor. Sakine Hanım teyzem mi? Ay yoksa benim bilmediğim o Meriha Hanım, Nimet Hanım, Fatma Hanım, Süheyla Hanım teyzenden başka bir teyzen daha mı var senin? Yok canım, bu aslında teyzem değil. Şöyle tombulca, yaşlıca, 65'inde bir kadın. Görsen ne şeker kadındır benim Sakine teyzem. Na ben şu kadarcıktan var ya. Şu kadarcıktan? Ya işte şu kadarcıktan onun elinde büyümüşüm. Annenin işi neymiş? Şekerim, Sakine Hanım teyze yılda gelir 2 ay bizde otururdu. Annem de onun elinde büyümüş. Oo maşallah. Desene Sakine Hanım teyze sülaleyi büyütmüş. Peki bu Sakine teyze akrabadan falan mı? Sakine Hanım teyze. Sakine Hanım teyze akrabadan filan değil. Annemin annesinin dostuymuş. Kadıncağız kocasını filan kaybetmiş. Sonra 2 ay onun yanında, 2 ay ötekinin yanında. Çocukları yok mu bu Sakine Hanım'ın? Yok canım, çocukları filan yok Sakine Hanım teyzenin. Yani eşin dostun yanında idare eder gider işte. Ha desene, o eşe dosta şimdi biz de katılıyoruz. Ve Sakine Hanım teyze burada idare etmeye geliyor. O ne biçim söz öyle şekerim. Sakine Hanım teyze çok onurlu bir kadındır. Otursun bak göreceksin. Dilinden bal akar. Öyle tatlılar, öyle yemekler bilir ki. Annem yemeklerinin hepsini Sakine Hanım teyzemden öğrenmiştir. Bana ne masallar anlatırdı çocukken Sakine Hanım teyzem, ne masallar. Şöyle bir gidecek olurdu da hepimiz ayakkabılarını şunu bunu saklardık. Şimdi yani buradan da gitmek isterse ayakkabılarını falan mı saklayacağız?
Bak Semih hayatım, biliyorsun bizim çatı katı iki oda bir salon. Ancak ikimize göre. Şimdi Sakine teyzen, pardon Sakine Hanım teyzen kalkıp da gitmek isterse Allah aşkına ayakkabılarını falan saklamaya kalkışma. Sen Sakine Hanım teyzen bilmiyorsun. Hele bir gelsin. Hele otursun 15-20 gün. 15-20 gün mü? Gör bak o zaman. Kendin saklayacaksın ayakkabılarına gitmemesi için. Kolayı var. En iyisi ayakkabılarını eskiciye satarız, olur biter. Sen ne dersen de ben çok severim Sakine Hanım teyze. Ben de severim. Ben de severim. Hiç olmasa Meliha teyzen gibi 4 çocuğu. Nimet teyzen gibi maşallah birer yaş arayla 5 çocuğu. Fatma Hanım teyzen gibi 30 çocuğa bedel 1 çocuğu. Süheyla teyzen gibi harita meraklısı 2 çocuğu yok. Neydi o Süheyla Hanım teyzenin iki veledi? Akşama kadar ellerinde kalem, duvarlara Asya Avrupa haritasıyla doldur babam doldur. Hele Fatma teyzenin biriciği dostlar başına neredeyse tavanlarda gezecekti. Bak mektubun sonunda ne diyor annem? Sakine Hanım teyzen oraya geleceği gün telgraf çekeceğiz. Yani karşılama töreni hazırlayın. Olur, ben kitarımı alır giderim otobüs garajına. Yarın sabahtan teyze yok temizliğe girişelim. Bana yardım edersin değil mi? Uy benim tonton kocacığım. Yardım edersin, edersin. Aa, Sakine Hanım teyzem ilk kez geliyor evimize. Onun için ev çok temiz olmalı. Gidip de anlatmalı orada burada. Semiha'nın evi bir temiz bir temiz. Bal döksen yalanır diye. Sonra bir takım şeyler de almamız gerek. Anlaşıldı. El aleme bayram geliyor. Bize Sakine teyze. Pardon, Sakine Hanım teyze geliyor. Ama şekerim. Canım temizlik memizlik Sakine Hanım teyzemiz için değil mi? Hayatım ben şu pencerelerin üstünü nasıl sileceğim? Ödüm kopuyor aşağıya bakmaya. Yok sanki ben cambazım. Ben senin paçandan yakalarım, sen silersin. Oldu değil mi şekerim? Oldu oldu. Düşersek şayet Sakine Hanım teyzenin kurban bayramının kurbanı. Allah Allah, bu rüzgar da bugün çıktı. Al bezi al. Nerede? Al canım, elinin ucunda. Şunu elime tuttursana yahu, aşağıya bakınca başım dönüyor. Hoş geldin Sakine Hanım teyze. Bak pencerelerin en üst camı pırıl pırıl. Nasıl, beğendin mi Sakine Hanım teyze? Nereden çıktı bu Sakine Hanım teyze yahu? Evleneli 8 bayram geçti, bir bayram şöyle kendi kendimize kalamadık. Sülalem bu işi sıraya koymuştu. Çok şükür sonunu aldık. Şimdi Sakine teyze çıktı ortaya. Sakine Hanım teyze. Ne olursun şekerim, hanımını unutma, çok kızar. Hah, bir de kızacaktı. Sen Sakine Hanım teyzeyi onun bunun yanında vakit geçiriyor sanıyorsun ama çok otoriterdir. Oh aman, bir de karşısında hazır oldurucu Sakine Hanım teyzenin. Tut ayağımı tut. Ötekini yahu, hangisi boşlukta bir baksana. Sen içeri bez yıkamaya gittiğinde karşıdaki Asım Bey, ne o Bülent Bey, Hezarı Fençelebi'ye mi heveslendin dedi. Kim o Hezarı Fençelebi? Ardına kanat takıp uçmaya çalışan adam. Az kaldı kanatsız manatsız bakkal Mahmud Efendi'nin tentesinin üstüne iniyordum. Kaç yaşında demiştin bu Sakine Hanım teyzemiz? Ne bileyim canım, belki 65 belki 75. Peki 75 yaşındaki kadın bu çatı katına nasıl çıkacak? Canım koluna girer çıkarırız. Koluna mı? Kaç kilo vardır bu senin Sakine Hanım teyzen? Bilmem ki, 80-90 gelir. Oh Allah'ım, sen bana sabırlar ver. Yahu ben dinç miyim? Canım sırtını alıp çıkaracak değilsin ya. Merak etme, yaşlıdır ama dinçtir. Oh ama çok şükür bu cam da bitti. Eh artık bir iş daha desen yapmam. Şekerim, ampulleri avizeleri silemem ki ben. Yahu ben bir hafta önce silmiştim ya onları. Sakine Hanım teyzemin gözleri keskindir. Keskinse gitsin de avcı olsun. Sakine Hanım teyzenin gözleri keskinmiş. Tut şu masanın ucundan. Ay ben hiç Sakine Hanım teyzemin iyiliklerini unutur muyum? Bir defasında ateşlenmiştim de sabaha dek beni kucağında uyutup pışpışlamıştı. Dışarıda ayağımı kırarsam o zaman da beni pışpışlar. Ben de diyordum ki bu bayram konuklar gelip gittikten sonra şöyle ayağımı uzata uzata. Aa sakın ha. O yaşta babam bile Sakine Hanım teyzenin önünde ayaklarını uzatmaz. Oo desene, Sakine Hanım teyzenin önünde hep ayakta dikilip duracağız. Ne münasebet şekerim. Sakine Hanım teyzeciğim, oturabilir miyim dersin, geçer oturursun. Aa, öksürebilir miyim Sakine Hanım teyzeciğim dersin, öktürürsün. Hemen gücenir. Bir seferinde anneme bilmem neden güncendiydi de. Yo yo, anneme değil babama. Baban izinsiz pencereden bakmıştır herhalde. Aa ne olur alay etme. O zaman babamla annem hatırını almak için ne diller döktülerdi. Bülent, ne olur hatırım için. Sonra Sakine Hanım teyzem bir gücenir giderse annemi babamın tanıdıkların hiçbirinin yüzüne bakamam. Sakine Hanım teyze değil, Felaket Hanım teyze.
Canım ben ne yapacağım elbiseyi? Hem bütçemiz de biliyorsun. Aldık işte sana yeter. Dünyada olmaz. Sonra ne der Sakine Hanım teyze? Damadın bir bayramlığı bile yoktur. Hay Allah yahu çattık be. Nereden çıktı bu kadın? Ay dur bağırma canım. Gelip geçenler duyacak. Taksitli olduktan sonra. Peki taksitleri senin baban mı ödeyecek? Kırıyorsun beni. Hiç de değil. Sakine Hanım teyzemiz rahat ediymiş sünger yatağı. Sakine Hanım teyzemiz oh burcu burcu diyeymiş. Hadi bakalım yeni güllü çarşaf. Sakine Hanım teyzemiz oh yaylanıyorum diyeymiş tüylü terlik. Sakine Hanım teyzemiz aman bu ne güzel yemek masası diyeymiş. Altı sandalye bir yemek masası. Ben elbisem elbise almıyorum. Ucuzundan alalım şekerim. Yahu işte o gibi elbisem var. Sakine Hanım teyzenin önünde onu giyerim. Aa olur mu hiç şekerim? Sonra ne der Sakine Hanım teyzem? Şöyle koyu bir bayramlığı da yoktu der Bülent. O kim bilir gözünde seni nasıl büyütüyordu. Ne derdi bana biliyor musun? Kız, kız derdi seni şöyle Levent gibi birine vermezse annem baban dünyada razı olmam derdi. E Levent olmadı, Bülent oldu işte. Aa ne olursun şekerim bak şöyle koyu bir elbise içinde bir öpersin Sakine Hanım teyzemin elini. Sen bana sabırlar ver Allah'ım, sen bana sabırlar ver. Lacivert elbisemi pek beğenecek Sakine Hanım teyzem. Tutu bin maşallah damadın lacivert elbisesi vardı diyecek. Hadi eve gidiyoruz, otobüs şurada. Bir daha çarşıya çıkamayız. Çıkmışken Sakine Hanım teyzemin bayramlık hediyesini de alalım. He anlamadım. Canım Sakine Hanım teyzeme de bayramlık hediye. Adettir Sakine Hanım teyzem bayramı nerede geçirse o ev ona bayramlık alır. E bu bayram piyango bize çarptı desene. Ne alacağız yahu terlik falan aldık işte. Terlik göze gözükmez. Daha iyi bir şey alalım. Şöyle bir hırka alalım. Ama halis yün olsun. Halis yün. Yoo bu kadın artık pahalıya mal oluyor bize. Yeter canım. 4 yılda bir kerecik gelmiş evimize. Bülent niye kırıyorsun beni? Aman peki peki kırılma sen kırılma. Efendim buyurun ne istediniz? Sakine Hanım teyzeye hırka bakmıştık da. Şey şöyle büyüyecek bir şey. Harar gibi olsun içine benim gibi böyle iki insan girsin. Anladım efendim büyük numara. Şimdi efendim. Ancak niye öyle söylüyorsun? Sen 80-90 kilo gelir demedin mi? Buyurun bakın efendim şu şu şu. Bir de pembesi var beyefendi. Pembe 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 yakışır. Aa, hiç hoşlanmaz gence. Sakine Hanım teyzem pembeden. Akraba falan mı efendim? Öte öte. Akrabadan da öte. Akraba ne ki bizim Sakine teyzemizin yanında. Pardon hanım teyzemizin yanında. Ha şu iyi. Tatlı bir kahverengi. İyi değil mi Bülent? O iyi iyi maşallah. O fiyatı da iyi. Aa yalnız bunun altına şimdi. Altına mı? Hı-hı. Şey canım içine. Şöyle yünlü fanilalarınızdan var mı? Var efendim. Bir dakika hanımefendi. Oldu olacak bir de şey al. Hani o şeyden fanilanın altına 105-155 numara hani. Buyurun efendim. Bunlar en iyisi efendim. Şu nasıl Bülent'ciğim? İyi, iyi, iyi. Çok iyi. Bayram bize değil, Sakine Hanım teyzemize geliyor. Oh. Aman. Demek telgraf gelmedi daha. O yaman bu merdiven öldürecek beni. Ama iyi iyi. Sakine Hanım teyzemiz bir iki kez çıkıp inerse... Telgraf bugün gelir. Zaten yarından sonra bayram. Al bakalım. Bu Sakine Hanım teyzemizin güllü lokumu. Bu da çayına atıcıyı tarçını karanfili. Bu dibek kahvesi. Bu da demir hindi kurusu. Ta nereye kadar gittim bu demir hindiyi bulmak için. Kim koymuş bunun adını da bilmem ki demir hindi diye. Lafa bak. Yani Sakine Hanım teyzemiz yatarken bu demir hindi şerbetini içmezse olmaz. Bu paket de hamam havlusu hanımefendinin. Sakine Hanım teyze nereye geleceğim diye haber gönderse herkes bunları hazırlar. Aa gel bak gel odasını nasıl hazırladım. Bakalım. Oh 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 konuk odası değil gelin odası maşallah. Biz hata ettik bir de gelinlik alacaktık Sakine Hanım teyzemize.
Yalnız odanın bir tek eksiği var. Evet, damat yok. Aa, vallahi Serkin Hanım teyze böyle konuştuğunu duysa daha otobüsten inmeden döner. Ay bilsen telgraf çekerim. Gel, gel sana damat bulduk diye. Neyse, neyi eksikmiş bakalım bu odanın? Oduya bak yahu, oduya bak yahu. Biz yatmadık böyle odada daha. Yarın gül al biraz. Anlamadım. Gül canım, 8-10 tane alsan yeter. Serkin Hanım teyzem gülü çok sever. O şey, terastaki kaktüsleri koysak olmaz mı? Bülentciğim, hep kırıyorsun beni. Kırmıyorum da, bizim cüzdan kırıldıkça kırılıyor. 10 gül kaç para biliyor musun sen? Postacıdır, koş. Koş aşağı, postacıdır. Hadi, 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 hadi koş. Yahu sen Sakine Hanım teyzenin telgrafına böyle heyecanlanıyorsun. Yarın kendisi gelince ne olacak Allah bilir. Geldim, geldim. Şimdi tutup postacıya bir de bahşiş vereceğiz. Sakine Hanım teyzemiz geliyor diye. Hay Allah, geldim. Bak bak şu gelen otobüs olmasın Sakine Hanım teyze. Yahu bıktım be, garaja hangi otobüs girse çocuklar gibi koşuyorum ardından. Niye yazmaz bu kadın hangi şirketin arabasıyla geleceğini? İniyorlar, koşsana canım. Öyle ya, Bülent koşsun işini. Şayet daha otobüs durmadan Sakine Hanım teyzemizi karşılamazsak küser gider. Teyze değil, dokunmak küserim ciciği. Koş koş hadi Bülent. Koştum koştum. Ha, verin Sakine Hanım teyzeciğim çantanızı, verin verin. Çantamı mı? Ay imdat, imdat, çantamı kaçırıyorlar, imdat. Mavin oğlum yetiş Mavin. Hey bir dakika Sakine Hanım. Tutan kolundan sıkı tutun. Siz Sakine Hanım teyze değil misiniz? Sıkı yakalayın sıkı. Sakine Hanım'mış. Garajlarda son zamanlarda türedi bu kapkaççılar. Sakine Hanım teyze, polis çağırın polis. Kardeşim inanın bir yanlışlık oldu. Ben şimdi yani biz şimdi şeyi bekliyoruz. Sakine Hanım teyzeyi gelecek. Kör olası. Madem Sakine Hanım teyzeni bekliyorsun, benim çantamı ne diye kaptın? Hadi karakola karakola. Bu numaraları biz çok dinledik. Hı? Benim alnımda Sakine mi yazıyordun? Nereden bildin benim Sakine Hanım olduğumu? Şimdi karın küser yani şey. Sakine Hanım teyze küser. Ben tanımıyorum. Dedi ki karım şişman dedi. Siz de biraz yani... Yavru Semiha! Semiha! Hoppala! Şimdi de Semiha diye bağırıp duruyor. Kafadan çatlak galiba bu. Yo yo! Yakalanınca başladı numarasını yapmıyor. Aa, ne oldu şekerim? Gel gel, olanlar oldu. Bakın, bakın karım bu. He, demek ortak çalışıyorsunuz. Ne oluyor Bülent? Hiç canım, beni kapkaççı diye hırsız sandılar. Ben şimdi bu hanımın çantasını Sakine Hanım teyze diye alınca elinden... Kör olası! Torunlarıma hediye aldığım 3-5 şeyi kapıp kaçacaktı. Hayır. Biz Sakine Hanım teyzemizi bekliyoruz. Kocam da tanımaz Sakine Hanım teyzeyi. Ya? Sizin çantanızı Sakine Hanım sandığı için el atmıştır. Ya? İşte ben de şuracıkta bekliyorum. Ya ya, tabii kapıp kaçacak. Sonra size, size bir başkasına evden ele. O zaman gitti Nuriye'nin çantası. Yok. Ay aman, varmayın, varmayın üstüme. Ay kalbim, kalbim. Bayılıyorum. Hoppala, su yahu, kadın bayıldı, su yahu. Ha, teneke, verin o tenekeyi. Hırsızı da iyi tutun ha. Allah'tan komiser anlayışlı çıktı da. Heh, sen de hemen niye yapışırsın kadının çantasını? Allah Allah, Allah Allah. Sen demedin mi yahu hemen çantasını kaparsın kadının diye? Biz de şahin gibi atıldık, kaptık çantayı. Şimdi suç mu oldu yani? Hadi biraz hızlı yürüyelim. Şayet garaja inmişse kadıncağız ortada bekliyordur. Yarım saati geçti. İnşallah küsüp binmiş otobüse geri gitmiştir. O zaman o gelin odasında şöyle ayaklarımı gere gere yatar, kaç günün yorgunluğunu çıkarırım. Sakine Hanım teyze değil be, yabancı devlet başkanı geliyor sanki. Yedi bitirdi bizi yahu. Komiser anlayışlıymış, anlayışlı. Yoksa şimdi Sakine Hanım uğruna savcılığı boylamıştık. Ayo, Bülent, o vallahi o. Hani? İşte bak şurada, bekleme salonunun ortasındaki. Dur, atılayım hemen üzerine. Hem de böyle Tarzan gibi bağırarak. Sakine Hanım teyze! Sakine Hanım teyze! Ay yavrum. Ah, nerede kaldınız? Telgrafımı almadınız mı yoksa? Aldık, hiç almaz olur muyuz?
Bülent. Kaptım çantayı, kaptım. Ha şey, hiç almaz olur muyuz Sakine Hanım teyze? Aldık da şey, biz az önce buradaydık. Şöyle yarım saat önce ben şey yaptım, atıldım kaptım yanlışlıkla. Başka bir Sakine Hanım teyzeyi kaptım. Şöyle sıkı sıkı tuttum. Yani şeyi, Sakine Hanım teyze değil, çantayı. Sakine Hanım teyze bir bağırdı. Şşşt, Semiha. Kocam bu mu? Bu ya. Tanıştırayım. Öpeyim Sakine Hanım teyze. Yanlışlıkla bir kadının çantasını kapmışsınız sanmış. Sonra şey o. Neyse sonra anlatırım size. Hadi Bülent, hadi koş bir taksi çevir. Ha şimdi. Bir de taksi çıktı başımıza. Niye öyle uzandın Bülent? Bittim. Kim demiş 80 kilo? Sakine Hanım teyze 90 da var, 100 de var. Güya koluma girdi merdivenleri çıkarken. Yüklendi de yüklendi üzerime. 100 kiloluk patates çuvalını çıkartsam bu kadar yorulmazdım. Fıtık mıtık olmazsam çok iyi. Yavaş konuş biraz canım. Aman banyoda nereden duyacak? Semiha! Geldik Sakine Hanım teyze, geldik. Geldim Sakine Hanım teyzeciğim. Ay iyi dur ayol, sen nereye gidiyorsun? Kadıncağız banyodan sesleniyor. Ne bileyim canım, koşturmaya alıştık evde. Buyur Sakine Hanım teyzeciğim. Su kestirdi, su. Ha, su mu? Aa şimdi Sakine Hanım teyzeciğim, şimdi. Koş Bülent, durma koş. Ne oldu yavru Sakine Hanım teyze, sıcak kazana falan mı yapışmış? Yok canım, şey su kesilmiş. Şu iki kovayı alıver. Hadi ileride biliyorsun hani sokak çeşmesinin suyu hiç kesilmiyor ya. Ne? Ta oradan mı? Canım kadının başı sabunlu kalmış. Hadi durma koş Bülent'ciğim. Yandık. Yahu Sakine Hanım teyzeyi alıp çeşmenin başına götürsek olmaz mı? Aman şakan sırası mı canım? Bu yorgunlukta bende de tam şaka yapacak hal var ya. Ver kovaları ver. İnşallah orada da su kesilmiştir de Sakine Hanım teyzemiz kafası sabunlu kalır banyonun içinde. Ayol yavaş, duyacak kadıncağız, küstüreceksin. Hem kadıncağızı o kadar çok beklettik garajda. Sonra gider de onun bunun yanında Semiha'nın evinde bir doğru dürüst banyo yapamadım der. Ya büyük facia. Banyo yapılamayan ev. Gelecek program bu sinemada. Ay biraz daha iyiyim Sakine Hanım teyzeciğim. Ay iyiyim biraz daha Sakine Hanım teyzeciğim. Sağ olun yavrum, sağ olun, çok yedim. Hatırım için Sakine Hanım teyzeciğim. Hatırım için Sakine Hanım teyzeciğim. Doydum, teşekkür ederim. Bülent, Sakine Hanım teyzemin güllü lokumu. Ha lokum, güllü lokum. Lokumlu diyor şimdi. Çekmecenin gözündeydi şimdi. Efendim buyurun güllü lokumu Sakine Hanım teyzemize. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Oturabilir miyim Sakine Hanım teyze? Ay niye ağlıyorsunuz Sakine Hanım teyze? Oturmam. Bu senin karın Semiha. Daha şöyle küçücükken mahşuramda oturuyordu. Sonra birden altını ıslattı. Vah ne acıklı. Şey yani hatıralar. Elimde büyüdü. Ah keşke beni de büyütseydiniz. Söylerim ya sana Bülent, Sakine Hanım teyzemin üzerimde emeği çoktur diye. Ya söyler, her zaman söyler. Yemekte sizi konuşuruz, gezerken sizi konuşuruz. Ay ne iyi ettiniz de geldiniz yani Sakine Hanım teyzeciğim. Verin şu elinizi bir daha öpeyim. Siz büyütmeseydiniz Semiha'yı, ben şimdi nereden bulurdum bu Semiha'yı? Öpeyim teyzeciğim. Şimdi bir dibek kahvesi içerim işte. Tabii. Kurbanı bayramın birinci günü mü keseceksiniz yoksa ikinci günü mü? Kurban mı? Kurban almadınız mı? Biz mi? Kurban. Şey yani ha koç. Aa hiç almaz olur muyuz Sakine Hanım teyzeciğim? Aşağıda şeyde yani bağlı. Yani işte böyle yani şeyde bodrumda ne diyor. Allah daha ala etsin. Ya böyle durup me diyor. Ben kahvenizi yapayım. Bülent gelsene hayatım, şu tabakları alıp hadi canım. Geleyim canım. Me. Öyle ikide bir. Ne yapayım, kurbanlık koyun olmayınca benden iyi kurban mı olur? Bülent'cim ne olursun. Şöyle ucuzundan bir kurban alıver hayatım. Anlamadım. Şimdi sen bilmezsin Sakine Hanım teyzem. Kimin yanına gitse bir kurban bile kesmediler der. Yahu bu kadın başımıza dert mi geldi bizim?
Yavaş canım, duyacak. Sakine Hanım geliyor diye hiç hesapta olmayan masraflar çıktı ortaya. Arkadaşlarımdan borç aldım, anlıyor musun? Ben borç. Ucuzundan hayatım. Hem bak yarın sabah çok ucuz olur kurbanlar. Şöyle bir tane ucuzundan alıver. Benim kurban murban alacak param yok. Ne olursun Bülentciğim, hatırım için hayatım, ne olursun. Ah, keşke komiser anlayışlı çıkmasaydı da şimdi hapislerde olsaydım da kurtulsaydım. Ah, ah. Ah. Nerede? Kahvaltısını yapıyor. Aldın mı, aldın mı? Damat mı geldi? Ya kasap aramaya gitmiştim de Sakine Hanım teyze. Ha, kurban kesilirken bana haber verin. Ben de aşağı ineyim. Yandım. İşin yoksa yine 100 kiloluk patates çuvalını sırtla çıkar yukarı. Olur Sakine Hanım teyze, olur. Aşağıda mı kurban? Bir bakayım. Aa, bu mu? Bu ya. Ay nasıl görmedin şekerim? Ya canım, kuyruğunu söylüyorsan bunun kuyruğu böyle olurmuş. Kuyruğu, cinsi böyleymiş. Canım, kuyruğu değil, baksana. Boynuzunun biri kırık. Bıçak sapı mı yapacağız? Varsın kırık olsun. Olur mu hiç? Boynuzu kırık koçtan kurban olmaz ki. Şimdi Sakine Hanım teyzem görürse onun bunun yanında boynuzu kırık koçtan kurban kestiler der. Aa, bıktım be vallahi. Şu bir haftadır evin içinde her şey Sakine Hanım'a göre ayarlanıyor. Sakine Hanım küser, Sakine Hanım onu bunu der, Sakine Hanım şunu ister, Sakine Hanım bunu ister. Ne bu yahu, bıktım be. Değiştiremez misin kocacığım? Nereden bulayım da değiştireyim? Ay, dünyada olmaz. Olmaz canım, el alem ne der sonra? Sakine Hanım teyze değil, dedikodu gazetesi. Hem de ayaklısı. Nereye gidiyorsun? Boynuz nakli yapmaya. Anlamadım. Kesilmiş kurbanlardan boynuz bulacağım. Boynuz. Aynı renk bir boynuz bulacağım, keseceğim. Yapıştırıcıyla tutup bu kırık boynuzun üzerine yapıştıracağım. Anladın mı? Lan. Hadi kalk. Aa, kalk canım. Uyku var, beni bırak. Kalk canım. Sakin Hanım teyzemden geç uyanırsak güzel. Canım kurban faslına dün. Daha gün doğmadan kalktık. Aa, bakayım. Aa, saat daha 5 yahu. Şimdi kalkar neredeyse Sakin Hanım teyze. Öyle ya. Sakin Hanım teyze kalktığında bizi dimdik ayakta görmedi. Aa, ses geliyor. Kalk kalk, kalkmış bile, hadi kalk. Hadi durma kocacığım, hadi kalk. Biz her sabah kalkınca şapur şupur Sakine Hanım teyzenin elini öpecek miyiz böyle? Hı, tabii. Babamın canı yok muydu? Sakine Hanım teyze bizde 3 ay kalsa babacığım 3 ay ondan önce kalkar elini öperdi. Bunun kolayı var. En iyisi uyumayalım, olsun bitsin. Neymiş bu Sakine Hanım teyze yahu? Terliğim nerede terliğim? Terliksiz evin içinde dolaşamıyoruz bile. Sakine Hanım teyzeye karşı saygısızlık olurmuş. Kravatı da tokmak gibi takacaksın. Ekmek tahtası gibi Sakine Hanım teyzenin yanına varacak. Boynunu kırıp öpeyim Sakine Hanım teyze. Sabah-ı şeriflerimiz hayırlar olsun diyeceksin. Hmm, al şekerim, al şu terliklerini. Kravatım nerede? Önce gömleğini giy canım. Ay, başta akıl mı kaldı? Ay, gözümden uyku. Sevilla. Bugün bizim müdürlere bayramlaşmaya gideceğiz değil mi? Aa, daha neler. Hiç Sakine Hanım teyze evde bırakıp da bayramlaşmaya gidebilir miyim ben? E ya ne olacak? Sen kendin git şekerim. Benim için hasta filan dersin, olur biter işte. Derim. Evde hastalık kol geziyor derim. Bu odadan öteki oduya, öteki odadan bu oduya. Adı da Sakine Hanım teyze hastalığı derim. Çocuklar. Bugün ben size cevahir tatlısı yapayım. Siz de beni bayram yerine götürün. Aa, cevahir tatlısı mı? Duydun mu Bülent? Sakine Hanım teyzemiz bize o ünlü cevahir tatlısından yapacak. Aa, cevahir. Cevahir tatlısı. Allah Allah. Aman ne tatlıdır ne tatlı. Aa, yemiş mi daha önce? Yok, ben mi? Yemedim de Semiha söylemişti. Sakine Hanım teyzem öyle bir cevahir tatlısı yapar ki parmaklarını da birlikte yersin demişti. Aman sağ olun, sağ olun, yani ölmeden çok şükür cevahir tatlısını da yiyeceğim. Şimdi 1 kilo un alacaksın. Evde var. Aa, evdeki olmaz.
Kepekli un olacak. Ararım canım, değirmen değirmen dolaşır ararım, ne olacak? Sonra kelle şeker. Oho, bayram günü işim ne ki? Şekerci şekerci dolaşır, kelle şeker ararım. 1 kilo. Olur olur. Sonra mislivan kökü. Ha, limon kökü, onu da bahçelerden bulur. Mislivan evladım, mislivan. Baharattır bu, sakız gibi olur. Ararım ararım ararım. Aktar aktar gezer ararım. Açık değillerse evini bulur açtırırım. Sonra 10 yumurta, yarım kilo tereyağı. Ama hiçbir şey değilmiş, kolay, onları da bulurum. Yeter ki cevahir tatlısını yiyelim. En zoru da fırın. Öyle bir fırın bulabilecek misin? Niye bulmayayım efendim? İşim ne ki? Fırın fırın gezer bulurum. Fırın şey gibi olacak. Böyle ne sıcak ne soğuk. Hı. Orta karar. Hı. Ama pişeceğe yakın sıcak. İlk atıldığımda ılık. Hı. Ortaya doğru az daha sıcak. Bir şey değil. Ben fırın kapağının başında beklerim. Ay tabii bekleyeceksin. Göreceksin bak, öyle zahmetlerle olur ki cevahir tatlısı. Sakine Hanım teyzem bizde cevahir tatlısı yaptığı gün bayram ederdi. Ya sanki ben bayram etmiyor muyum? Baksana yerimde duramıyorum. Şimdi fırına atıldıktan 5 dakika sonra çıkaracak. Üzerine yağlı gezdireceksin. Hı. Ben bir kaba koyar veririm. Hı. Yağ koydun mu? Geri salacaksın fırına. Hı. 5 dakika sonra tekrar çekeceksin. Çekeceğim Sakine Hanım teyze, çekeceğim. Çektikten sonra bu defa üzerine fındıklarını serpeceksin. Az daha fındığı unutuyordum. Alırım ben. Yine salacaksın fırına. Bu kez 10 dakika bekleyecek, yine çekeceksin. Vereceğim şerbet üzerine gezdireceksin. Gezdiririm şöyle tutar bir gezdiririm. Sonra yine salarım fırına. Ay vallahi bu çocuk biliyor galiba cevahir tatlısını. Annen mi yapardı? Yok efendim, tahmin benimki. Yani tahmin ettim. Böyle süre çıkara süre çıkara. Son sürüşte fırında 3 dakika kalacak. Aman 4 dakika değil ha. Bana izin. Öpeyim elinizi Sakine Hanım teyze de ben şu malzemeleri alıp geleyim. Bulabilecek misin ha? Başa gelen çekilir. Malzeme değil de öyle sabırlı fırıncı nereden bulacağım onu düşünüyorum. At çek, at çek, at çek. Fırıncının kafası kızar, beni atıverir fırına. Hadi şekerim, hadi tatlım bak, karının hatırı için. Yok yok, karımın değil, Sakine Hanım'ın dedikodusunun hatırı için. Aman bittim. Vay cevahir tatlısına da. Vay fırınına da. Yavaş yavaş hayatım, bak mutfakta duyacak. Bakayım pişmiş mi? Al al. En sonunda fırıncı odunla beni kovaladı. Tepsiyi zor kurtardım. Ay ayaklarım ay. Cevahir tatlısı değil, işkence tatlısı. Geldi mi? Geldi mi? Geldim Sakine Hanım teyze. Bakayım. Az pişmiş bu. Az mı pişmiş bu? 2 tane de eksik. Fırıncıdan şey derken, yani fırıncı şey etti de, aman ne güzel olmuş bu cevahir tatlısı dedi de 2 tanesini alıverdi. Dur bakayım. Güzel olmuş. Ellerime sağlık. Ha? Hak ettim çocuklar değil mi bayram yerine gitmeyi? Tabii. Teyzeciğim. Tabii. Elbette hak ettiniz. Elbette. Oh canıma değsin. Oh canıma değsin. Baktım bizim evin adresi de buradaki çantasında kalmış. Kayboldu, kurtulduk. Neymiş efendim o yaşta bayram yerine gitmek? Hem ben kaybetmedim ki Sakine Hanım teyzemizi. Gazoz almaya gittiğimde senin yanında dineliyordu. Döndüm baktım yok. Aman çok iyi olmuş. Hiç olmazsa çatı katına çıkarmaktan kurtuldum. Polise başvuralım hayatım, 4 saat oldu. Dünyada başvurma. Şöyle pijamamda evin içinde. Oh ne o öyle efendim, kaç gündür el pençe divan karşısında. Bu gece inadıma onun yatağında ben yatacağım. Sakine Hanım teyze kalkmadan kalk. Yok git kurbanlar al gel. Hele o cevahir tatlısı bulgur gibi şey yahu. Şekerli bulgur sanki. Ne olur Bülent kalk bir şeyler yap. Hiçbir şey yapmam. Sorar birine, garajı gösterirler. O da biner çeker gider memleketine. Suç benim mi efendim kaybolmasaydı? Müzik.
geliyor Bülent. Aa, gecenin bu saatinde kim geliyor? Belki de Sakine Hanım teyzedir. Ne? Hadi canım aşağıdan çalıyor. Koş, hadi koşalım koş. Ah çocuklar, çocuklar. Ah Sakine Hanım teyzeciğim. Çocuklar, çocuklar kayboldum, kayboldum. Vay Sakine Hanım teyzeciğim. Sen kayıp mı oldun? Ya karakol karakol dolaşıp. Sonunda bu bekçiyle beraber. Aa, sağ ol bekçi efendi, sağ ol. Allah razı olsun. Bizi en sonunda yine sevgili Sakine Hanım teyzenize kavuşturdu. Gir koluma Sakine Hanım teyzeciğim, gir. Ah bilsen bizi de uykular tutmadı. Sakine Hanım teyzenize ne oldu diye ağlaya ağlaya. Ver ağırlığını bana Sakine Hanım teyzeme. Muzaffer İzgün'ün yazdığı Sakine Hanım'ın Hatıra adlı oyunumuzu dinlediniz.